Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Rabb işrah li sadri ve yessir li emri. Vahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Ve ufevvidu emri ilallah. İnallaha basirun bil ibad. Euzu billahi'l azim ve bi vecihil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيى الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولا عسيرا اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ve bis senedil muttasil ile Nebi sallallahu teala aleyhi ve selleme ennehu kal İza kana ahiru zaman haruma fihi duhulul hammam ala zukuri ümmeti bimaadiriha kalu ya Resulallah ve kala liennehum yedhuluna ala kavmin urat ve yedhulu aleyhim akvamun ura ela ve kad la'ana Allahu an-nazira vel manzura ileyh sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan rızam aleyhim salavat ve teslimatın ehli beyt el asab etbaları rıdvanullah teala aleyhi mecmainin bil cümle ahirete irtihal eden mümin ve müminatın hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşahabenlerimizin, hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervaçın el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. İzâ kâne âhir-ü zaman. Ahir zaman olduğunda, ahir zaman ne demek? Zamanın sonu. Yani şimdi biz ahir zamandayız. Peygamberimiz kim? Ahir zaman peygamberi. Ondan sonra peygamber gelecek mi? Hayır. Hatemen nebiyyin. Peygamberlerin mührü, sonuncusu. Kur'an'da ayet var. Birisi çıksa ben peygamberim delidir o. Bakırköylüktür. Kur'an kesindir. Son peygamber Muhammed Mustafa'dır. Son olduğuna göre zamanın sonudur. Başka peygamber gelmeyeceğine göre zamanın sonu. Biz ahir zamandayız şimdi. Ahir zaman olduğunda işte şimdi ahir zamanda ne olacak? Vaktelefel ehva. Ahir zaman olup da hevalar, fikirler, görüşler çeşit çeşit olduğunda şimdi tabii biz dinde olanı söyleyeceğiz. Uygulayıp uygulamamak size ait, duyanlara ait. Peygamber hiç sigara içmiş mi? Bir tane haber var mı böyle? Yok. Sigara içmek en azından bid'attır arkadaş. En azından bid'attır. Zehir olduğu bilmen ispat edildiği için ben haram diyorum. Çünkü zehir içen ölür. Paket üstüne yarmış devlet sigara öldürür diye. Zehir çünkü kesin bilimsel vurgu. Onun için sigara haram diyorum. En azından bid'attır. Şimdi efendim hocalar içiyor. Birisi şöyle söylüyor. Görüşler farklı. Bak şimdi görüşler farklı. Sigara mekruh ya, haram kim demiş? Eskiden böyle demişler ama şimdi sigaranın o zaman bu kadar kesin zararlı zehir olduğunu bilememişler. Mekruh demişler ama şimdi ilim adamları, dinle imanın ilgisi yok adamların laboratuvarda diyorlar ki sigara kesin zehirdir, öldürür. Kanser yapar, şu yapar, bu yapar. O her gün bağırıyorlar. Bütün devletler, dünya devletleri kanun çıkarmış. Şimdi hala mekruh diyemeyiz. Zehir olduğu kesin olarak ortaya çıkmış. İşte böyle herkes bir şey söyleyecek. Efendim işte sandalyede dinimiz kolaylık dinidir. O kılınır. Niye kılınmasın? Gelsin kılsın. Arkadaş namazın 12 farzı var. Birisi kıyam, birisi secde, değil mi efendim?
Bir 10-12 farzdan biri yok, namaz yok. Gelsin camiye, gelsin ama boş boşuna gelmesin canım. Allah'ın koyduğu kurallar çiğnerse namaz olur mu ya o? Niye olmasın ya? Allah büyük. Tamam, Allah küçük diyen yok da. İşte böyle biri böyle söyleyecek, biri böyle söyleyecek. Daha çok var. Hocalan biri böyle söyleyecek, biri böyle söyleyecek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayızlı kimse camiye giremez diyor. Bu Buhari Müslim hadisi. Hayızlı kadın camiye giremez diyor. Camiye giremeyince tavaf da edemez mesela. Kabe'nin etrafı cami oldu. Oraya da tavaf da edemez. Kur'an okuyamaz diyor. Namaz kılamaz. Niye kılmasın ya? Kur'an okunmak için indirilmiştir. Sen ne kadar 1400 senedir hiç gören olmamış mı? İşte böyle biri böyle, biri böyle söyleyecek. Görüşler farklandığında, evet dinlen şimdi, çok bilenler ortalığı karıştırdığında, evet tabi bunu söyleyen adam, bakıyorsun matruş, ne sakal var ne bıyık var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiç sakalsız olduğuna dair bir haber var mı? Getir. Öylesi sakalsızlık en azından bir bid'at. O bir numaralı müştehidim diyor ama sakalı bile yok. Peygamber sünneti bu ya demiyor yani. Efendim Karl Marx'ta da sakal vardı. Şunda da vardı. Ama o sakal bırakan adamın niyeti peygambere uyma niyeti var. Oturup kalkmak askerlikte de var. Okullarda da var. Çek, kalk, yürü, marş marş. Aynı şey namazda da var. Ama namaz kılma niyetinden dolayı o ibadet oluyor. Oturuyoruz, kalkıyoruz. Niyet. Evet, adam sakal kovuyormuş, peygamber kovuyordu diye. O başka, Marx'ın sakalı başka. Evet, başka. Niyet var orada. Neyse, işte böyle görüşler çok şimdi. Görüşler çok olduğunda, bid'at, kendisi bid'at içinde. Ama ben diyor büyük alimim, birisi şöyle söylüyor, vaktelefel ehva, görüşler farklı farklı. Ne diyor bak peygamberimiz? Faleyküm bi dini ehlil badiye ve nisa. Kadınların ve köylülerin, çölde yaşayanların dinine uyun diyor peygamberimiz. Cahillerin dinine uyun. Çünkü hocalara bir bakıyorum, olur ya, niye olmasın. Ötene gidiyor, kesinlikle olmaz. Vatandaş şaşırıyor. O da alim, o da alim. Aynı zamanda bak peygamberimiz onu ifade ediyor. O zaman diyor, cahillerin, kadın, kocakarların, kadınların ve köylülerin, çölde yaşayanların bir şey bilmez ama taviz vermez. Şimdi bunun çok güzel bir misali var. Fahrettin Razi var. Tefsir kebir sahibi, büyük muazzam müfessir. Hem matematikçi, hem felsefeci, hem doktor, hem de müfessir. Deha sahibi bir adam. Büyük Türk müfessiri. Namı diyar diyar yayılmış her tarafa. Bir memlekete gidecek olmuş işte böyle konferansa vaaz etmeye. O memleketin insanları hocayı karşılamaya hepsi de boşaltmışlar evleri, koşmuşlar. Ulema geliyor, saygı duymak lazım, karşılamak lazım. Güzel bir şey. Bir tanesi işi dolayısıyla herkesle kalabalıkta gidememiş. Geç kaldım diyor, atına atlamış. Koşuyorken bakmış ki bir koca karı, o memleketin bir koca karı, beli bükülü, asaya böyle takılıp tukulup, elinde bir su destesi çeşmeye doğru gidiyor. Hiç telaşı yok. Teyze, teyze, nene, nene, sen niye böyle sakinsin? Hiç telaşın yok. Ne oldu oğlum demiş öteki atla koşup duran adama. Kıyamet mi koptu demiş. Yok demiş, haberin yok mu? Ne oldu demiş oğlum söyle. Allah'ın varlığını 1001 delille ispat eden Fahrettin Razi Hazretleri geliyor demiş. Herkes oraya gitti, ben de geç kaldım koşturuyorum. Vah vah demiş, Allah'ın varlığına şüphesi varmış. Delil aramaya gitmiş demiş. Benim şüphem yok oğlum, hadi git demiş, hadi git. Gördünüz mü? Şu delille Allah vardır. Onunla uğraşıyor. Benim Allah'ın varlığından şüphem yok. Delil aramaya hacet yok demiş. Allah var.
Peygamberin dediği bu, inançları sağlamdır, taviz vermezler. Ama hoca, şöyle de olur, böyle de olur, böyle de olur. Müslümanlar şaşırtılacak aynı zamanda. Şaşırtacaklar, bir hoca böyle söylüyor. Bir hoca böyle, o zaman diyor, bunların gibi olun siz diyor. Şüpheli kısımlardan vazgeçin diyor. Onlar gibi, kaya gibi imanlı olun diyor. Efendimizin hadisi bu, evet. Yani bir profesör adam böyle söylüyor. Hadis böyle, ne yapalım yani? Ne yapalım, böyle söylüyor. Evet. فَاَلَيْكُمْ بِد۪ينِ اَهْلِ الْبَادِيَ وَالنِّسَى Onların inançları gibi, davranışları gibi siz de yapın, edin, inanın. Yoksa o şeyleri, adamların sözüne bakarsanız kafanıza bir sürü sorular gelir. Ne diyor adam? Ya diyor, 1000 senedir bizi uyutmuşlar diyor. Profesör bu adam da. 1000 senedir hiç akıllı adam gelmemiş, bu kesbetmiş. Bütün 1000 seneden gelen müminleri ayakta uyumuş diyor, aptal diyor. Senden başka akıllı yok muymuş? Öyle adamlar çıkıyor işte. Biri böyle söylüyor, biri söyle söylüyor. Evet. Şimdi buralara girelim. Günümüzde namazın abdestini geçirmeyen gençler var. Üniversitelerde falan okuyorlar. Ama şimdi herkes sivri akıllı. Yola çıkıyor. Şafii'de yolcu adam öğleyle ikindi birleştirebilir. Yatsıyla akşam birleştirebilir. Hanbeli mezhebinde hepsini birleştirir. Mezhep farkları. Ebu Hanife diyor ki bu sadece Arafat'ta olur. Peygamberin özel hadisi var, istisnadır. Bir de Müzdelife'de olur. Akşamlı yatsı Müzdelife'de. Arafat'ta da öyle indikinde arka arkaya kılınır. Vaktinden evvel. Müzdelife'de akşam geç kılınır. Cem-i takdim, cem-i tahhir derler. Başka yerde olmaz diyor. Çünkü Kur'an'da ayet var diyor, Allah namazı vakitlerine binaen farz kılmıştır. Şu anda akşam namazıyla mükellef değiliz. Çünkü akşam olmadı daha. Vakit namazın sebebidir. Vakit olmazsa namaz olmaz diyor. Şimdi tabii çocuk ne fıkıh alimi, ne müfessir, ne muhaddis. O da hak mezhep değil mi canım? İşine öyle geliyor. Abdest almak zor. Zaman kaybı olacak falan diye. O da kendi kendine, iki üç arkadaş birleştiriyor namazları. Bu Haç'ta oluyor bu, Türkiye içindeki seyahatlerde oluyor. Bu o kadar oyuncak mı bu? Olur mu böyle? Olmaz. Evet, olmaz. İnsan bir imam seçer. Evet, Şafii de hak mezhebi, Maliki de hak mezhebi, Hanbeli de hak mezhebi. Amenna, vasatlarına kabul. Ama adamların prensipleri var. O prensiplere göre bir yol tutturmuşlar. O prensipleri biz ona şablon diyebiliriz. O şablonu koymuş ayet Kur'an'a, haram çıkmış. Kendinin prensipleri var. İmam Şafii'nin bir şablonu var, helal çıkmış. Ebu Hanife'nin bir şablonu var, mekruh çıkmış mesela. Şimdi onların birisine uyarsanız ki uymak zorundayız. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de fes'elû ehle zikri in kuntum la ta'lemun. Bilmediğinizi ehli zikir alimlere sorun diyor Allah. İki yerde emir vardır. Yani kanaatime göre sen şeyin ne arkadaş? Ayakkabıcıyım. Ticaretle uğraşıyorum. Elhamdülillah Müslüman, tamam. Ama bu iş senin kadar basit mi ya? Bir Kur'an'ı anlamak o kadar kolay mı? O hadisi anlamak, fıkıh anlamak, hüküm vermek o kadar basit mi arkadaşım? Biz 50 senedir gece gündüz çalışıyoruz, yine de bu işi tam anladığımızı söyleyemeyiz. Ama şimdi herkes kanaatime göre yok, bilmediğini bilene soracaksın. Kendin çözemiyorsan ya İmam-ı Azam'a soracaksın, İmam Şafii'ye. Ama birine tabi oldun mu hep ondan gideceksin. İşine geldin buradan, işine geldin. Olur mu o zaman? O zaman olur mu? Çorba olmaz. Otobanda giderken 3-4 tane şerit oluyor. Ne diyorlar? Ağır gideceksen en sağdan git. Sol şerit hız şerididir. Şimdi sen bir sağa, bir sola, bir ortaya, iki de bir değiştirirsen ne yaparlar? Bir tozlarlar, sen gidersin. Kaza yaparsın.
sık sık şerit değişmeden değiştirirsen tehlikelidir. Bunu kim yapabilir? İçtihat seviyesine ulaşmış. İmam Şafii'nin görüşü burada zayıftır. Ebu Hanife'nin kuvvetlidir veya Ebu Hanife'nin burada zayıftır. İmam Şafii kuvvetlidir diyecek kadar bir kapasitesi olan, onun dayandığı hadis çürüktür, onunki şöyledir. Bu seviyede adam yapabilir. Sen ne biliyorsun, hiçbir şey bilmiyorum. Böyle şimdi çok böyle söyleyenler, onun için böyle durumlarda, kurcalamadan o koca karnın imancı gibi vah vah, Allah'ın varlığından şüphesi varmış, delil aramaya gitmiş, benim öyle bir şüphem yok, hadi git demiş adama. Nasıl sağlam imanı var. Yani bu cahaleti teşvik değil ama şüpheli olmaktan iyidir diyor Peygamberimiz. Adam şüphe ediyor. Namaz var mı yok mu diyecek yarın. Onu da çıkaracaklar. Salat demek dua demektir. Salat dua olduğuna göre yatıp kalkmak niye diyecekler. Bak haberiniz olsun. Kafamızda sorular sokacaklar böyle. Ahir zamanda görüşler böyle farklandığı zaman şüphe etmeyen kimselerin itikadı gibi sarsılmaz itikada sahip olun diye onu söylüyor. Evet, şüpheli olmak hiç iyi değil. Evet. Ne diyor bak Fahrettin Razi? Bunu duymuş tabii. Gale Er-Razi, Fahrettin Razi dedi ki men iltezeme dinel acaizi fehuvel faiz. İşte bu kale gibi itikadı olan, bu koca karı gibi itikadlara sahip olan, bunların itikadına yapışan kimse kazananlardan olur demiş. Kendisi hep de küfür ehlini yenmiş. Allah vardır, birdir ispat etmiş. Ömrü billah. Fakat tatmin olmamış. Tatmin olmak, huzur, zevk bulmak Allah'a teslim olmakla kazanılıyor. Müslüman da Allah'a teslim olan adam demek aslında. Ebu Bekir radıyallahu anh müminlerin en üstünü hadislere göre. Kur'an'da da geçiyor. Neden? Peygamberimiz ne yaptıysa, ne söylediyse neden diye hiç sormamış. Tamam başının üstünü ya Resulullah demiş. Soranlar ikinci, üçüncü dereceye kalmışlar. Teslim olmuş yani. Hiç karasız, ıvazsız. Mesela Miraç olayını kabul etmiyor herif şimdi. Ebu Bekir demişler bir adam bir gecede Kabe'den Kudüs'e gidecek. Ebu Bekir sen akıllı adamsın. Hepsi herkese iyiliği dokunmuş, güzel, sevilen bir insan. Müslüman olunca ayrılmış yolları. İşte bu Miraç olayından sonra hemen koşmuşlar eski arkadaşları. Buna da inancın. Bir de üstelik Kudüs'ten de Allah'a gitmiş, konuşmuş, dönmüş gelmiş bir gecede. Halbuki Kabe ile Kudüs arası 6 aylık yol. Buna da inancın. Ben demiş, bu haberden başka haberlere çoktan inandım. Ne demişler? Ben cenneti cehennemi görmedim ama inanıyorum demiş. O söyledi diye. Hiç şüphem yok. Onun üzere Cebrail aleyhisselam gelmiş demiş ki Ebu Bekir'in adı Sıddık. Sıddık çok tasdik eden manasına bir numaralı mümin olmuş. Ne güzel rütbe almış. Evet bir ilim teşvik edilmiştir. Evet doğrudur. Burada anlattık size okuduk ki ilim adamının mürekkebi şehidin kanından üstündür. Bu camide yazdığını söyledik. O NATO Genel Sekreteri'ne selam durduğunu, sözün güzelliğinden selam durduğunu size anlattık burada biz. Doğrudur da şüpheli olduğun zaman iyi olmaz. Huzur bulamaz. Fahrettin Razi işte herkesi mars etmiş. Aynı şekilde İmam Gazali de böyle. Tehafütül felsefe. Felsefecilerin saçmalıkları diye kitap yazmış. Kendisi halbuki hep felsefeyle uğraşmış. Felsefecileri susturmuş. Allah vardır, birdir. Çünkü felsefeciler rastgele olmuştur. Tesadüfidir diyorlar. İspat etmiş, herkesi susturmuş. Ama huzur duyamamış. Şam'a kapanmış. Allah'a teslim olmuş. O şeyleri atmış kafasından. Ondan sonra İhya ulumunu yazmış. El minkudu minat dalal eyyuhel veled diye kitaplar yazmış. UNESCO tercüme etmiş dil ya İngilizce, Fransızca'ya.
o kadar değerli buluyorlar. Öyle muazzam bir adam diyorlar. Yani o teslimiyetten sonra böyle kendi huzur duymuş, muazzam bir zevk, mutluluk duymuş, onu aktarıyor. Mutlu olmanın yolları diyor. Fahrettin Razi de bakmış, herkesi susturmuş ama kendini susturamıyor. O da aynı yola girmiş. Öyle diyor, işte o zaman söyle, koca karının itikadı olmasa diyor, ben de gidecektim gürültüye diyor. Şüpheli bir kalpte gidecekmişim diyor. Yani şüphe ilmi teşvik eder, araştırmayı teşvik eder de bir noktada durmak lazım. Hep şüpheli olursanız huzur duyamazsınız. Tam böyle konsantre ol diyorsunuz ya, siz olmadan da ibadet yaparsanız o ibadetten zevk alamazsınız. Hedefi tutturamazsınız. Teslimiyet içinde olmak lazım. İşte böylelerinin, şüphe etmektense böylelerinin dinine uyun diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. İzâ kâne leyletun nus min Şaban, Şaban ayının yarı gecesi olduğunda, ki Berat gecesidir o biliyorsunuz. O gün bir yıllık hesaplar, kitaplar görevli meleğe teslim edilir. Kim ölecek, kim kalacak, kim hacca gidecek, kim iflas edecek, kimin evi yanacak, kimin trafik kazasında, hepsi o gün o defterler görevli meleklere verilir. Evet. Kim cennete girecek, kim cehennemden berat alacak, kurtulacak, bunlar o gece kesin görevliye. Fekûmû leyleteha, Şaban'ın yarı gecesi olduğu zaman Berat gecesini kıyamla geçiriniz. Yani namaz kılınız, zikrediniz. Besmele zikirdir, estağfurullah zikirdir, salavat getirmek zikirdir, Kur'an okumak zikirdir, elhamdülillah zikirdir, la ilahe illallah demek zikirdir, İhlas okumak zikirdir, Sübhanallah demek zikirdir. İşte vaaz dinlemek zikirdir. İlim, fıkıh, tefsir, hadis, zikir meclisidir. O gece ya namaz kılın, ya zikredin, ya Kur'an okuyun, geceyi diri geçirin, uyumayın, tembel tembel. Öyle diyor Peygamberimiz. Ve sumu yevmeha, Berat gününün, Şaban'ın 15 yarı gecesinin günü, gecesini ihya ediniz, gününü de oruç tutunuz. Şimdi dini şeylerde bugünün gecesi geçti. Yani yarınki önümüzdeki akşam yarınki günün gecesidir. Ya cumanın gecesi perşembeyi cumaya bağlayandır. Gece önce gelir yani. Gün battı mı yarına ait gece olmuş oluyor. Öyleyse geceyi ihya ettiniz, Berat gecesi, yarın ne yapacaksınız? Berat gecesinin ertesi günü oruç tutun diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle söylüyor. Neden? Fe innallâh yenzilu fîhe. Çünkü Cenab-ı Hak rahmetini, emrini o gecede indirir. Evet. Cenab-ı Hak mekandan münezzehtir. Allah şekle sığmaz. Ben şimdi sandalyenin kürsünün üstüne oturuyorum. Sizin önünüzde konuşuyorum. Siz de benim karşımda konuşuyorsunuz. Allah böyle değil. O cisimlere, yaratıklara mahsus bir şey. Allah mekandan münezzehtir. Hiçbir şeye benzemez. Bu kesin. Bu kesin. Yenzili diyor, iner, inmek demek. Şu kürsüden aşağı inmek demek. Yok. Allah yukarıdaydı, aşağı indi diyemeyiz. Ayet var çünkü. Hiçbir şeye benzemez değil. Leyse kemisli şey diye ayet var. Öyleyse rahmetini indirir. Emrini meleklere böyle yapın diye indirir. Berat gecesi. Rahmetini indirir. Rahmetinin nuru iner yeryüzüne. O Berat gecesinde. Evet. Mümin kullara lütfu artar. Dualarını kabul eder. Mazeretlerini kabul eder. Li gurubi şemsi,
Berat gecesinin güneş batımından itibaren, batımından ila sema-i dünya, güneş battıktan itibaren Cenab-ı Hak sema, dünya semasına iner. Tabii iner değil, rahmetini indirir, rahmet kapılarını açar, meleklerine emir verir. Feyekulu, şöyle buyurur Allah, yani emrini indirir dedik ya, şöyle buyurur Berat gecesi: Ela müstağfirun feagfiru leh. Af dileyen yok mu bu gecede? Onun günahını affedeyim. Böyle söyle. Af dileyen yok mu? Onun için Berat gecesi estağfurullah, estağfurullah. Allah'ım günahlarımı affet. Allah'ım günahlarımı affet. Estağfurullah, estağfurullah. En az 100 defa söylemek lazım. Af dileyen yok mu? Af, Allah'ım günahlarımı affet. Aynı istiğfardır. Af dileyen yok mu? Affedeyim. Hem de fe estağfiru, derhal fe afiru, hemen hemen affedeyim, hiç bekletmeden. Ela müsterzikun fe erzukuhu. Bir rızık dileyen yok mu? Rızık isteyen. İşlerimi bir türlü düzeltemedim, para kazanamıyorum, İş bulamadım. Bak hadis okuyoruz. Sen uy, inanıyorsan uy işte bak. Berat gecesi uyuma ya, bir gece ya. Bir rızık isteyen yok mu? Hemen rızkını, istediği rızkı vereyim. Ela mübtelen fe'afihi. Hasta olan biri yok mu? Şifa bekliyor. Dua isteyen, şifa isteyenin şifa vereyim. Afiyet vereyim. Hastalığına şifa vereyim. Evet, fe'utihi. Ela sailun fe'utihi. Hangi bir şey olursa olsun, bir şey isteyen yok mu? İstediğini vereyim. Evet. Ela keza, ela keza. Daha hani sen diyor say ne isteyeceksen. Koca bulamamış, koca iste. Kız bulamamış, kız iste. Yani ela keza, ela keza. Hepsi dahil. Dünyevi, uhravi. Dünya ile ilgili, ahiret ilgili. Niye? Bunları vereyim der Allah. Gün batımından ta sabaha kadar, dur bakayım şöyle, hatta yatlu al fecru, imsak vaktine kadar böyle kapıları açar, duaları kabul eder. Yap mı? Böyle hadis var efendim. Ne var bu hadiste? Allah'a inanmış, kafirlerle sözümüz yok, işimiz yok. Onlar hepten kaybetmişler. Biz müminlere hitap, peygamber de burada müminlere hitap ediyor. Berat gecesine, Allah'a inanmayan adam Berat gecesinde ne işi var? Müminlere hitap ediyor. Böyle bir müjdeler var. Haber veriyor peygamberimiz. Allah'a inanan, peygamber inanan, Müslümanım diyen herif Berat gecesi atıyor kafayı, sabaha kadar uyuyor. Hiç dua etmiyor. Allah'tan bir şey istemiyor. Fihi tevbihun lehum ala gafletihim minet anisüel. Gaflet içinde olanlara bu hadiste büyük bir azarlama vardır. Tehdit vardır. Bu kadar da akılsızlık olur mu? Bu kadar da densizlik olur mu? Böyle müjdeler varken sen hala yatıyor, uyuyorsun. Senede bir gece biraz gayret etsen olmaz mı? Diye azarlama vardır. Yapmadığın zaman akılsız diye tehdit vardır. Diyor hadisi şerh eden Gümüşhanel Hazretleri. Beyhaki İbn-i Mace Hazreti Ali'den bu hadisi şerifi nakletmiş. Allah onlardan razı olsun.